Merhaba, 4 Haziran 2024. Ritüksimab alımı için şimdi hastanedeyim. Bir ay kadar önce Ersin hocama gittim. Ersin hocam kas kontrollerimi, kuvvet ölçümlerini yaptı. Tabii 3 yıl önce görmüştü beni. Sürecimi hep videolarımı paylaşıyordum. Sürekli kendisiyle iletişim halindeydik. Hep paylaştım ama beni 3 yıl sonra gördü ve kas gücüm tabii o beni en kötü zamanımda görüp tedaviye başladığı için çok iyi durumdasın, çok iyi durumdasın sürekli. Şükürler olsun hani kas kontrollerimi yaptı. İğneli EMG için yine Zeki Bey'e gittik Ankara'da. İğneli EMG'de de Zeki Bey dedi ki bu kaslardan hiç ses alamıyorduk. Şu an çok iyi durumda. Ankara'dan hani iyi bir şekilde döndüm. Neden gittim peki? Son zamanlarda biraz böyle kollarımda, işte bazen bacaklarımda, günler içerisinde biraz yorgunluk, işte güç kaybı gibi bir şeyler hissetmeye başladığım için işte hocamın bir fikrini almak istedim. Muayene olduktan sonra Ersin hocam dedi ki ilk hastalığın başlangıcında tedaviye nörofasin sonucunda iki pozitif, iki negatif değerle başlamıştık. Ankara'ya bir ay önce gittiğinde nörofasin tekrar yapıldı ve pozitiflerden bir tanesi negatife dönmüş, bir tanesi de zayıf pozitif olarak görünüyor. Bu şu demek, işte bu süreç gerçekten bu süreçteki iyileşmeyi teyit eden bir durum bu. Şu anda hedefimiz zayıf pozitif olarak görüneni de negatife döndürmek. Ümit ediyorum şifa olsun. Bugün bakalım ilaçlarımı almaya başladım. Bu bilgiyi öğrenmek de çok önemli. Çünkü nörofasini ben pozitif sonuçların hayatımız boyunca devam edeceğini düşünüyordum. Bir şekilde belli aralıklarla rituximab'ı hani almamız gerektiğini düşünüyordum ama Ersin hocam dedi ki takipte olduğum 45 hastamın 14 tanesi düzenli bir tedaviyle tamamen negatife döndü dedi. Umarım nasip olur bana da. Şu anda yine düşük ayak devam ediyor ama işte zaman zaman böyle küçük seyirmeler. Onun dışında kaslarımda hani sinir seyirmeleri, ondan sonra ufak ufak elimde kolumda güç kaybı oluyor ama geçiyor şükürler olsun. Durum bu. Şifa olsun. En azından bunun tamamen negatife dönebileceğini bilmek benim için çok yeni bir bilgiydi. Sizlerin de bilginiz olsun. Dualarım sizinle, bazılarınızla tanışma fırsatım oldu. Sevgiler, selamlar.